Efendim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2010 Chatham House ödülünü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten aldı. Peki nedir bu Chatham House ödülü ve neden bu ödül Abdullah Gül'e verilmiştir? Detayları haberimize izliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nu yıllar süren planlamalarla Orta Doğu'da, Balkanlar'da bozguna uğratıp en sonunda parçalayan, başkent İstanbul'u işgal eden, yüz binlerce Türk askerini öldüren ve yine yüz binlercesini dünyanın farklı coğrafyalarına esir olarak götürüp oralarda çalıştırıp sonra katleden İngilizler, kendilerine hizmet eden sadık kişileri zaman zaman ödüllendirirler. Chatham House da buna aracılık yapan bir kurumdur. 1900'lü yılların başında oluşturulan ancak 1920'de resmiyete dökülen kuruluşun ilk adı yuvarlak masacılardı. Bu masa İsrail Devleti'nin kuruluşuna öncülük etmiş, Osmanlı ile Orta Doğu'yu ilk parçalayan Sykes-Picot haritalarını çizmiş ve sevri yapmıştı. Daha sonra bu masa resmi bir kuruma dönüştürülerek Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yani Chatham House adı verildi. Kuruluşun en önemli özelliği ise dünyada meydana gelen sorunları, savaşları tartışıp yönlendirmesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de 2010 Chatham House ödülünü 1918'de İngilizlerin Çanakkale Boğazı'nı işgali ve İskenderun'la Antakya'ya asker çıkardığı günün yıl dönümü 9 Kasım'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten aldı. Peki Chatham House Gül'e niye ödül veriyor? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bölünmüş Kıbrıs'ın bütünleşmesi konusunda çok önemli adımlar atması, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için başrol oynaması, Irak ve Afganistan'daki katkıları nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Ve bu ödülü sevgili ülkem ve Türkiye halkı adına onur ve alçak gönüllülükle kabul ediyorum diyerek aldı. Buna mukabil Sayın Abdullah Gül'ün konferansta yaptığı konuşmadır. O bunları söylüyor. Mutlaka İsrail'in bu haksız tecavüzleri önlenmelidir diyor. Abdullah Gül beyefendi ne buyuruyor? Efendim İsrail'in bu yaptıklarına hoşgörüyle bakmalıyız. Hayda. Kim bu? Eski milli görüşçü Abdullah Gül. Bu zulümle. Ya o adam tanktan 12 yaşındaki çocuğu eziyor. Ne hoşgörüsü ya. Evini yıkıyor. Yapmadığı zulüm kalmıyor. Katliamlar yapıyor. Aklına ise istediği yeri bombalıyor. Bunlara karşı hoşgörü göstereceksin. Bir insanın ameliyat etseniz, bütün beynindeki her türlü hafızasını alsanız, yok etseniz, o insan ancak böyle konuşma yapar. Filmlerde görülen tipler gibi. İslam konferansına gidecek de, o İslam konferansında bugünkü İslam alemine yapılmış olan zulümlerin önlenmesi için öncülük yapacak, fikir verecek olan insanın haline bak. Gelin teslim olalım, biz olduk, siz de teslim olun. Bunun tercümesi bu. Allah muhafaza buyursun, Allah ıslah etsin, Allah şifa versin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum önce. Birkaç gündür Chicago'daydık ve uzun zamandır istiyordum ki Batı yakasına giden ilk Cumhurbaşkanı olayım diye. Gayet de iyi oldu. Başkan Obama Chicago'lu, buralı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri deyince genellikle Washington ve New York'a hep gidilir. Orada işlerimizi bitirdikten sonra da hemen diğer işlerimize koşmak için Türkiye'ye gideriz. Sayın bakanlarımız da sık sık geliyorlar. Ticaret Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, onlar da geliyorlar. Bugün de ben buradayım. Sizlere şunu söylemek isterim. Sizler Amerika Birleşik Devletleri gibi süper bir ülkede yaşıyorsunuz. Dünya politikalarına yön veren bir ülkedesiniz. Bu ülke geleceği dizayn eden tüm çalışmaların merkezi.
Belediye Başkanı diye çok teşekkür ediyorum. Bana bu şehrin anahtarını verdi. Artık anahtar elimde olduğuna göre istediğim zaman gelirim, kapıyı açıp girerim içeri.